çözmüştük arkadaşlar. Bugün dairede alan, dairenin çevresi ve alanı konusuna geçeceğiz. Normalde çember uzunlukla ilgili biraz daha soru çözebiliriz. Konu sıkıntımız yok ama diğer sınıflarla paralel götürmek, yani MEF gruplarıyla paralel götürmek adına alan kısmını anlatayım. Zaten en son süreçte konu kaldığı zaman bununla ilgili tekrar soru çözüm şeklinde döneceğiz arkadaşlar. Dairede alanı da bitirdikten sonra katısimlerinizin yarısı var. Orayı da anlattıktan sonra kalan süreçte ki bayağı bir zaman kalacağını öngörüyoruz. Bunlarla ilgili ikinci dönem konularınızla ilgili genel test çözümleri yapacağız. Tabii inşallah o kısımlarda yüz yüze sınıflarımızda yapıyor olmayı ümit ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir kalem ayarlamamızı yapalım. Biraz daha toplanmışızdır diye umuyorum arkadaşlar. Evet, başlığımız şu arkadaşlar. Dairenin çevresi ve alanı. Ana başlığımız bu. Alt başlığımız da arkadaşlar daha basit ve az olduğu için özelliği önce çevreyi işleyeceğiz. Tabii ki alan daha önemli, daha çok soru kapsayan bir şey ama dediğim gibi çevre daha basit ve daha kısa olduğu için önce çevreden bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk özelliğimiz şu arkadaşlar. Yarıçapı R olan herhangi bir dairenin çevresi yani şu bütün yayının uzunluğu arkadaşlar hepinizin malumu 2 pi r çarpımına eşittir. Eğer arkadaşlar soruda söylenmiyorsa pi yerine 3,14 veya 3 vesaire almaya çalışmayacaksınız. Pi olarak kalacak. Şuna dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Atıyorum yarı çapını 3 verdi mesela dairenin. O zaman çevresi ne çıkar? R'nin 3 olduğunu düşünürseniz R 3 olsa çevresi 6 pi çıkar. Şimdi burada sorunun son kısmında işte şekildeki dairenin ya da çemberin çevresi kaç pi'dir mi diyor, kaçtır mı diyor. Buna dikkat edin. Cevap 6 pi. Eğer kaç pi'dir diyorsa cevap 6. Kaçtır diyorsa 6 pi. Şıklarda hem 6 hem 6 pi varsa bu yanılgıyı size yaşatmak isteyebilirler. Buna dikkat etmeniz lazım. Kaç pi'dir derse cevap 6. Şıklarda ikisi de varsa. Kaç pi'dir diyor. Şıklarda da sadece 6 pi var. O zaman o soru soranın ihmalidir. İşaretlersin. Ama ikisi birden şıklarda varsa buna dikkat etmen gerekiyordur. Şimdi diğer bir olay. Eğer senden bu dairenin ya da çemberin tüm yayının ölçülü değil de belli bir yay parçasının ölçüsünü, ya uzunluğunu isterse atıyorum şurada bir KL yayı var diyelim ki senden bu yayın uzunluğunu istiyor. Bizim bu yayın uzunluğunu bilmemiz için sadece yarıçap bize yeterli olmaz arkadaşlar. Biz bu yayın ölçüsünü de bilmeliyiz. Diyelim ki bu yay alfa derecelik bir yay olsun. O zaman bu KL yayının uzunluğu tüm çevrenin yani 2 pi r'nin arkadaşlar buraya dikkat edin alfa derecelik ya bu yay. Alfa bölü 360'ı kadar olur arkadaşlar buna dikkat edelim. Tamam mı? Belli bir yay parçasının uzunluğu istenirse tüm çevre yani 2 pi r'nin alfa bölü 360'ı kadardır. Şimdi bu iki ana özellikle ilgili bir iki ara özelliğimiz var arkadaşlar. Hemen bunlardan bahsedelim. Nedir o ara özellikler? Mesela aynı dairedeki farklı iki yayla ilgili. Şu dairede atıyorum burada bir AB yayı olsun ve diyelim ki bu yay alfa derecelik bir yay olsun. Şurada da CD yayı olsun. Diyelim ki bu da beta derecelik bir yay olsun. Arkadaşlar burada AB yayı ile CD yayının uzunluklarının oranı yarıçap aynı olduğu için direkt açılarla orantılıdır. Mesela şu 20 derecelik bu 10 derecelikse 20 bölü 10'dan 2 yapar. AB yayının CD yayının uzunluğunun oranı. Yine İki farklı yayın eğer uzunluklarının toplamı istenirse AB yayı ile CD yayının toplamı ayrı ayrı bulup toplamaktan ziyade iki yayı birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aynı dairede bunlar. Yani şöyle yapabilirsiniz. 2 pi r'nin alfa artı beta bölü 360'ıdır diyebilirsiniz. Ya da farkı sorulsa AB yayı ile CD yaylarının farkı sorulsa yine burada ayrı ayrı bulup çıkarmak yerine 2 pi r'nin alfa eksi beta bölü 360'ı kadardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Ekran resmi almadan önce son bir ara özellik arkadaşlar. İç içe merkezleri aynı olan iki dairede
Bir merkez açının gördüğü yay küçük de AB, şurası, büyük de CD olsun. Arkadaşlar bu iki yayın uzunluklarının oranı AB'nin CD yayına oranı tıpkı üçgende benzerlikte olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle parça bölü tamamı şeklindedir. Yani OA bölü OC. Daha da yanisi R1 bölü R2, büyüğün yarıçapı bölü küçüğün yarıçapı şeklindedir. Şu özellik kısımlarını kutu için alayım yine. Burada da şurası. Evet. Yay uzunluğu olayımız bu şekilde arkadaşlar. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için hemen 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ekran resmimizi alalım arkadaşlar. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Çevre olayımız bu kadar zaten. Bizim için daha mühim olan alandır arkadaşlar. Dairenin çevresi ve alanı ana başlığının ikinci alt başlığı alan. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak yarıçapı R olan bir dairenin tüm alanı, isterseniz içini farklı bir açık renkle tarayalım. Tüm alandan bahsediyoruz. Bu dairenin tüm alanından bahsediyoruz arkadaşlar. Bu alan arkadaşlar yine hepiniz bunu hatırlayacaksınızdır. Pi R kare çarpımına eşittir. Yay uzunluğunda söylediğim şey burada da geçerli. Soruda söylenmediği takdirde pi yerine 3, 3.14 vesaire almayacaksınız arkadaşlar. Pi olarak kalacak. Yine kaçtır demesiyle kaç pi'dir demesine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Cevabı buldun 12 pi. Kaç pi'dir diyor, o zaman sonuç 12 olur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer bizden tüm bir dairenin alanı değil de merkez açılı belli bir daire parçasının alanı istenirse, burada hemen bir es veriyorum, bir cümle söyleyeceğim. Arkadaşlar daire de sadece merkez açılı daire dilimlerinin alanı tek bir formülde bulunabilir. Onun dışındaki parça alanlar iki alanın toplanması ya da çıkartılması şeklinde bulunur. Sadece merkez açılı daire dilimi. Tam daire, yarım daire, çeyrek daire ya da 60 derecelik, 30 derecelik, 45 derecelik gibi. Ama merkez açılı daire dilimlerinin alanları tek bir formülde bulunabilir. Mesela burada şu taralı alan arkadaşlar, buradaki taralı alan, eğer benim kısaltma yapmam gerekirse bazen sorularda ben bu taralı alanı d alfa ile gösteririm arkadaşlar. Yani alfa derecelik dilim. Bu d alfa arkadaşlar tüm daire alanının pi r karenin az önce yay uzunluğunda da yaptığımız gibi arkadaşlar alfa bölü 360'ı kadardır. Bir daire diliminin alanı tüm daire alanının yani pi r karenin alfa bölü 360'ı kadardır. Tabi burada ikinci bir olay daha var. Size eğer alfa derecelik açıyı vermez de bazen yapar bunu güzel soru sormak istediğinde. Şu yayın uzunluğunu verirse biz bunu bildiğimiz bir şeye benzeteceğiz arkadaşlar. Sanki şu yarı çapı da şuraya gelen bir dikme yükseklik gibi düşünürseniz eğer buradaki taralı alanı üçgene benzeterek aklımıza tutabiliriz. Taban yani şu AB yayı çarpı yükseklik yarıçap bölü 2 imiş gibi bulabiliriz arkadaşlar. Burada şuranın düz olmadığını, bu yüksekliğinde buraya dik olmadığını ben biliyorum. Aklınızda kalıcı olsun diye böyle söylüyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi bulunabilir arkadaşlar. Ve aklınızda olsun, eğer dairede alanla ilgili bir soruda arkadaşlar yay uzunluğu vermiş ise size mutlaka şu olayı bilip bilmediğinizi sorgulamak istiyor. Bunu soru size kullandırtmak istiyordur arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç ara özelliğimiz var. Hemen onları söyleyelim. Ops, siyah kalem. Şimdi aynı dairede şurada bir alfa derecelik alan olsun. Şurada da bir
beta derecelik alan olsun. Şu alan S1, şu alan da S2 olsun. Şöyle iki tane alan. Bu iki alanla ilgili yapabileceğimiz işlemlerden bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Evvela tıpkı demin yay uzunluğunda da olduğu gibi S1 alanının S2 alanına oranı sorulursa aynı yarıçapa sahip, aynı dairede oldukları için direkt bu oran açılarla orantı olur arkadaşlar. Alfa bölü beta oranıdır. Eğer bu iki alanın toplamını sorarsa arkadaşlar ayrı ayrı bulup toplamak yerine ikisi birleştirebilirsiniz ikisini. Yani şöyle olur. Pi r karenin alfa artı beta bölü 360'ı. Misal söylüyorum. 40 derecelik bir daire dilimi. Bu da 30 derecelik bir daire dilimi. İkisini ayrı ayrı toplamak yerine ikisi 70'lik bir daire yapar diyebilirsiniz. Aynı dairenin parçaları oldukları için. Veya farkları sorulursa yine ayrı ayrı çıkarmak yerine pi r kare alfa eksi beta bölü 360 derece diyebilirsiniz. Yani işte demin dediğim gibi şura 40'lık bir daire, şura 30'luk bir daire. İkisinin farkı 10 derecelik bir daire yapar diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da bir kutu içerisine alalım. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar, merkez açılı daire dilimi dışındaki alanlar direkt bulunamazlar. İki alanın toplanması ya da çıkartılması şeklinde bulunurlar. İsterseniz önce bu tahtanın bir resmini alın. O ayrıntılardan da bahsedeyim. Sonra aralara bir iki örnekle gireceğim. Ekran resmi almanız için arkadaşlar 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki ekrana hemen. Ne dedim? Merkez açılı daire dilimi dışındaki alanlar tek bir formülle işlemle bulunamaz. İki alanın toplamı şu artı şu veya iki alanın farkı şundan şunu çıkartırsam gibi bulunur. Bunlarla ilgili bazı klişe tipler vardır. Hemen onlardan bahsedelim. Mesela bir dairede niye mavi olduk yine biz? Sil. Siyah. Mesela bir dairede bir kiriş çizdim. Bu kirişin bıraktığı alan şurası S olsun. Bu S alanı direkt şu formülle bulunur diyemeyiz arkadaşlar. Biz bu alanı şöyle buluruz arkadaşlar. Bu dairenin elbet bir merkezi var. Merkezden birleştirdiğin zaman şurada alfa derecelik bir daire dilimi oluşur arkadaşlar. Bundan şu üçgenin alanını çıkardığınız zaman S kalır size. Aradığın S alanı alfa derecelik daire, yani şu alanın tamamı eksi istenmeyen boş kısım üçgenin alanı eksi üçgen şeklinde elde edilir. Veya hemen çemberde açıdan da biraz hatırlayarak işte çevre açılı sorarsa şunu yaparız diye düşünebilir arkadaşlar. Mesela şöyle bir çaplı daire, şurada alfa derecelik bir kısım ve burada bir S alanı olsun. Hocam bu alan şöyle olmaz mı? Karalı alan. Hani alfa ise 2 alfa görüyordu. Pi r karenin 2 alfa bölü 360'ı. Olmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Ben dediğim gibi az önce de sadece merkez açılı daire dilimleri tektir formülle bulunur. Bunu nasıl bulacağız hocam? Bunu şöyle bulacaksınız gençler. Hemen şuradan bir kalem. Şurada yarıçap. Şurada yarıçap. Ben şuradan çizersem bu da yarıçaptır. Alfa ise ikizkenarlıktan alfa. Şurada 2 alfadır. Bu soruda sizden istenen taralı alanı şöyle bulacaksınız. Şuradaki üçgenin alanı artı şuradaki daire dilimi. O da 2 alfalık dairedir. Pi 2 alfa. Yani senin az önce bulduğunu zannettiğin şu alan sadece şu parçayı verir. Yani şu kısmı verir. Üçgeni katmadığın için eksik bulmuş olursun. Bunun haricinde arkadaşlar İşte soruda şeklin içine kare katarak, üçgen katarak vesaire çeşitli alanlar oluşturulabilir. Onlara da dikkat etmekte fayda var. Mesela atıyorum bir tane kare çizdi. Şu köşede bir tane daire çizdi.
Şuradaki alanı sordu. Buradaki arkadaşlar taralı alan, taralı alan şöyle bulunur. Kare eksi çeyrek daire, yani 90, D90 şeklinde bulunur. Çeyrek daire 90 derecelik daire demektir. Şurası 90 olduğu için, yani şu alan. Böyle bulunur. Veya atıyorum. Bir tane yarım daire arkadaşlar. Şöyle şurası merkez olsun. Bunun içerisine şöyle bir tane daire koymuş. Buradaki taralı alan şöyle bulunur. Büyük yarım eksi küçük tam. Büyük yarım daireden küçük tam daireyi çıkartarak. Ama mesela burada büyük yarım ve küçük tam için yarı çaplar lazım. Ne olur? Burada çember uzunluk devreye girer. Ne yapıyorduk? İşte birleştiriyorduk T noktasına. Merkezden çiziyorduk. Şurada hipotenüs oluşturuyorduk. Çemberde uzunluk zaten dairede alan sorularında size lazım olacaktır arkadaşlar mutlaka. Hemen yine ekran resmi almak isteyen arkadaşlar geri sayımımızı başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Ekranımızı temizliyorum. Şimdi yine bazı ara özelliklerimiz var. Mesela kirişlerle ilgili ara özellikler var. Bir dairede bir AB kirişi olsun elimizde. BC yazdım. Niye öyle yaptım ben de bilmiyorum. Bir AB kirişi olsun elimizde. Bir de CD kirişi olsun. Bu AB kirişinin burada bıraktığı alan S1 olsun. CD kirişinin burada bıraktığı alanda S2 olsun arkadaşlar. Şöyle bir veri söylüyorum arkadaşlar. Eğer AB kirişi ile CD kirişi birbirine eşitse o zaman S1 alanı ile S2 alanı da eşittir. Ama buradan şöyle bir çıkarımda bulunmayalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey söylese bize. İşte AB kirişi CD kirişinin iki katı olsa, yani şu kiriş şunun iki katı olsa, o zaman S1 de S2'nin iki katı olur. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey söyleyemiyoruz. Öyle sayısal bir oran söz konusu değil. Ha şunu söyleyebilirsin, ABCD'nin iki katıysa S1 S2'den daha büyüktür diyebilirsin. Ama sayısal kıyaslama yapamazsın. Öyle bir orantılama yoktur. Fakat arkadaşlar, şöyle bir durum olursa, bu özel bir durumdur. Rastgele iki kiriş değil de. Mesela iki çember, daire ya da dıştan teğet ve teğet noktalarından geçecek şekilde bir kiriş çizilirse A, teğet noktası B. Şimdi bu durumda oluşan alanlar, şura S1, şura S2, şura S3, şurada S4 olsun. Bu alanlarla ilgili çapraz olan alanların oranı birbirine eşittir arkadaşlar. Yani S1'in S4'ü oranı S2'nin S3'ü oranına eşittir. Aynı kelebek gibi. Ve bu oranlar da rastgele şeyler değildir arkadaşlar. Dikkat edelim burada. Bu oranlar da şu kirişlerdeki oranın karesidir arkadaşlar. AT bölü BT oranının karesidir. Hani benzerlik oranının karesi oluyor ya alanda üçgenlerde, aynı onun gibi. Bu AT bölü BT oranı da zaten yarı çapların oranıdır ayrıca arkadaşlar. R1 bölü R2. Yani bu alanlar yarı çaplardaki oranında karesidir denilebilir. Bir istisnai durumumuz daha var arkadaşlar. Hemen ondan bahsedelim. Şuna benzer aslında son yazdığımıza. O da şöyle ki, eğer İçten teğet olan iki tane daireden bahsediyorsak,
Ve yine teğet noktasından geçen bir kiriş çizilirse AT, şurada teğet noktası ve BT. Şimdi burada kalan alanlar S1 okunmadı galiba. S1, şuradaki alan S2, boşluktaki alan. Şura S3, şurada S4 olsun. Bu da temel benzerlik gibi. Aynı tarafta kalan alanların oranı eşit. Küçükte üstte kalan alan S1, büyükte üstte kalan alan S1 artı S2. Sadece S2 değil arkadaşlar. S1 artı S2. Küçükte altta kalan alan S3, büyükte altta kalan alan S3 artı S4. Bu oran birbirine eşittir. Ve yine az önce olduğu gibi kirişlerdeki oran, yani BT bölü AT oranının karesidir. Küçükten büyüğü aldığım için BT bölü AT yazdım arkadaşlar. Yani yarı çaplardaki oranın bu nasıl kapanacak? Yarı çaplardaki oranın karesi şeklindedir arkadaşlar. Yine ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için geri sayım yapıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Hemen tahtamızı değiştiriyorum. Dilerseniz biraz örnek yapalım. Daha sonra diğer şeylere geçelim. Şu kendi resmimi şöyle bir alayım şuradan. Örnek. Mesela şöyle olsun. Taralı alan. Basit bir soru arkadaşlar. Burada bize taralı alan diye sorduğu alan 120 derecelik daire alanı. Yani pi 9'un karesi 120 bölü 360'tır. Şununla şu sadeleşirse 1 bölü 3 kalır. Değil mi? Buradan pi çarpı 81 çarpı 1 bölü 3 olur. 81 ile de 3 sadeleşirse nihayetinde kalacak olan alan 27 pi'dir arkadaşlar. Aradığımız taralı alan. Başka bir örnek. O1, O2, şura 4, şura 2 olsun. Şu taralı alan solulsun. Şimdi burada da mantığımız şudur arkadaşlar. Buradaki taralı alan büyük yarım, şu büyük yarım, eksi ortanca yarım, yani şu, eksi küçük yarım, yani şu. Yarı çaplar lazım bize. Şimdi bura 4 ise burada 4. Bura 2 ise burada 2. Doğru mudur? Şuraya dikkat ederseniz eğer büyüğün çapı 12. Yani yarı çapı 6. Devam ediyorum işlemi. Büyük yarım pi r kare bölü 2. Ortanca yarı çapı 4 pi 4'ün karesi bölü 2. Küçük yarı çapı 2 pi 2'nin karesi bölü 2. Buradan 18 pi eksi 8 pi eksi 2 pi. 18 pi'den 10 pi çıkarsa aradığımız cevap 8 pi olur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen yine başka bir örnek.
ABCD kare CDO merkezi yarım çember. Tamam mı arkadaşlar? Şurası 6. Taralı alan soruluyor mesela bize. Şimdi yarıçap 6 ise burada 6. O halde karemizin bir kenarı 12. 12. 12. 12. Buradaki taralı alan arkadaşlar kare eksi yarım dairedir. Karenin alanı a kare eksi yarım daire pi r kare bölü 2. Yani 144 eksi 18 pi'dir arkadaşlar. Aradığımız cevap. Mesela aynı soruyu da şunu ekleyelim hemen. Taralı çevre arkadaşlar. Taralı çevre. Şimdi buna dikkat edin. Taralı şeklin çevresi arkadaşlar. Şurası, şurası, şurası ve şurasıdır. Taralı çevre 3 tane 12 artı yarı çevre 2 pi r bölü 2 yarım çevre. Buradan 36 artı 6 pi olur. Bu da taralı şeklin çevresidir arkadaşlar. Evet. Bu saatimizi burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir 10 dakika dinlenme vereceğiz şimdi. Ardından yine konuya devam edeceğiz. Bu dinlenme verdiğimiz sürede arkadaşlar 10 dakikalık arada ilk dersle ilgili değerlendirmelerde bulunabilirsiniz soru cevap kısmında. Yani yazım okunmuyorsa, şekiller belli olmuyorsa, renkler seçilmiyorsa vesaire olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi beyan ederseniz ikinci ders başlamadan onlara bakıp ona göre biraz daha kendimi ayarlamaya çalışırım. Şimdi 10 dakika dinlenme molası, ardından beraberiz. Hoşçakalın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kübra Nur çok sağ tarafa yazınca okunmuyor demiş. Dikkat edeyim bundan sonra sağ tarafa biraz daha boşluk bırakmaya çalışayım. Buranın ekran resmini zaten almışsınızdır arkadaşlar. Almayanlar için 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Biraz daha örnek yapalım. Bazı şeyleri pekiştirelim arkadaşlar. Temel şeyler en azından. Zaten haftaya bununla ilgili soru çözüm saati olacak. Yani 2 saatte soru çözeceğim full. Bu kavrama açısından basit örnekler. Mesela şöyle olsun arkadaşlar. O, A, B, 6, 6. Şu kirişin bıraktığı taralı alan sorulsun. Ki bu soruyu ezberleyebilebilirsiniz arkadaşlar. Birçok soruda sayılara kadar aynı şekilde bu kalıp gelir karşınıza. Şimdi buradaki taralı alan göstermiştim arkadaşlar bir iki sayfa öncesinde. Hemen geri gelelim. Burada değil. Burada değil. Bakın, şurada. Kirişin kestiği alan istenirse daire diliminden üçgeni çıkartarak elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben o zaman bu daire dilimini bir tamamlayayım önce. Buradan şuraya istersem şurada yarıçap 6 olur mu? Ve eşkenar üçgen olduğu için şurada 60 derece olur. Ben o zaman şu alanı bir bulayım. Bundan da şu üçgenin alanını çıkartacağım sonra. Yani pi 6'nın karesi 60 bölü 360 eksi. Üçgenin alanı eşkenar. A kare kök 3 bölü 4. O zaman şurada sadeleştirirsem 6 kalır. Şunu sadeleştirirsem de 9 kalır. Aradığımız taralı alan arkadaşlar 36 bölü 6'dan 6 pi eksi 9 kök 3. Dediğim gibi ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu kalıp hani aynı sayılarla soru içinde bile çok karşınıza gelecektir. Görürsünüz örnek çözerken falan. Hemen başka bir örnek. Şöyle bir yarım daire. Şurada C olsun. 6, 8. Şu alanla şu alanın toplam istensin arkadaşlar. Taralı alanlar. Bu alan nasıl bulunur? Bu alan şöyle bulunur arkadaşlar. Şu yarım dairenin alanını bulurum. Şu üçgeni çıkartırım. O zaman yarıçap lazım. Çapı gören çevre açı 90 derece ya arkadaşlar. 6, 8, 10'dan dolayı şuralar 5'e 5. O halde taralı alanımız
yarım daire pi 5'in karesi bölü 2 eksi üçgenin alanı dik üçgen olduğu için 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan 25 pi bölü 2 eksi 24 olacaktır. Aradığımız taralı alan. Bu dairede alan sorularında arkadaşlar böyle enteresan sonuçlar bulmaya hazır olun. Yani pi ile artılı, pi ile eksili vesaire. Bunlar daima karşınıza gelecektir. Yine başka bir örnek. Çok sağ tarafa kaymamaya dikkat ederek arkadaşlar hemen bir örnek oluşturalım. Mesela. Oldu. İstediğimin dışında bir şekil çıktı karşıma da. Şurası da B olsun arkadaşlar. Şurada da C olsun. Sayı kaç verelim? 8 diyelim şuraya. Şuraya da 45 diyelim ve şu taralı alan isteyelim. Az önce demiştik yine asla bu hatayı yapmayın diye hemen dönüyorum. Burada değil. Şurada bakın. Şu şekle dikkat edin arkadaşlar şuraya. Çevre açılı alan olduğu zaman şöyle iki katı, hani iki alfa bölü 360 yapmıyorduk. Yine iki alanın birleşimi şeklinde oluşuyordu bu alan. Nasıl olacaktır? Sen şuradan çizdiğin zaman bu da yarıçaptır. 8'dir. 45 ise 45, 90, yarıçap 8. O halde senin burada aradığın taralı alan şöyle bulunur. 1, şuradaki dik üçgenin alanı. 8 çarpı 8 bölü 2 artı şuradaki çeyrek dairenin alanı arkadaşlar. 90 derecelik ya. Pi r kare bölü 4 olacaktır. O halde 64 bölü 2'den 32, 64 bölü 4'ten 16 pi. Aradığımız daire içindeki parçanın, daire dilimi diyemem oraya ben. Çünkü daire dilimi merkez açılı parçalar için kullanılır sadece. Bunu da bu şekilde elde edebiliriz. Yine ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyorum arkadaşlar. Narin sahra bölükbaşı. Neden 4'e böldüm? Çeyrek daire diyor ya, çeyrek 90 derecelik şurası. İyi izle burayı kuzum. Bak şu üçgenin alanını buldum, sonra şurayı buluyorum. Hatta başka renkte göstereyim. Şurayı buluyorum bakın ben, şura. Bu çeyrek daire işte hani 90 derecelik ya. Hani pi r kare 90 bölü 360 işte 1 bölü 4 yani çeyrek daire. O yüzden şuranın alanı. Tamam. Evet ekran resmimizi aldıysak hemen arkadaşlar. Yeni bir sayfa. Konunun devamı arkadaşlar. Özellik devam ediyorum şimdi. Yine dairede alan sorularında ciddi yer kapladığı söylenebilir arkadaşlar. Halka dediğimiz bir olay var bizim. Ya da simit, işte mantıken zaten kestirebilirsiniz nedir? İç içe iki tane daire çiziyor merkezleri aynı olacak şekilde. Şöyle bir daire. Bunun içine yine bir daire daha. Merkezleri aynı. Bu arada kalan parçaya, rica ederim Sahra. Şu arada kalan kısmı arkadaşlar biz halka ya da simit diyoruz. Bu alan arkadaşlar mantık olarak basittir. Nedir mantık olarak? Büyüğün alan eksi küçüğün alanıdır arkadaşlar. Şimdi biz burada bir tanımlama yapalım. Küçüğün yarıçapı R1, büyüğün yarıçapı yani şuranın tamamı da R2 olsun arkadaşlar. O halde burada aradığımız taralı alan pi R2'nin karesi eksi pi R1'in karesi. Büyük eksi küçük. Yani pi parantezinde r2 kare eksi r1 karedir arkadaşlar. Bir halka dilimi, halkanın ya da simitin alanı. Pi r2 kare eksi r1 kare. R2 büyüğün yarıçapı,
R1 küçüğün yarıçapı. Tamam mı? Şöyle isterseniz göstereyim şurada. R1 şurası. Arkadaşlar. Tabii bununla ilgili sorularda sıkça kullanılan alternatif bir olay daha var arkadaşlar. Bir daire. İçerisinde başka bir daire daha. Burada şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şuradan bir kiriş çiziyorlar. Tabii bu küçüğe göre kiriş, büyüğe göre kiriş ama küçüğe göre de teğettir. İşte bu değme noktası yani T noktası arkadaşlar bu kirişi iki eşit parçaya böler. Bölmek zorundadır. X'e X'tir. Ve eğer soruda sorulursa, kullanılırsa bu halkanın alanı için arkadaşlar bu arada kısaltma yapmam gerekirse eğer ben buradaki şu taralı alana halka diyeceğim arkadaşlar. H. Tamam mı? Yani bu halka alanı arkadaşlar, taralı alan şöyle de bulunabilir. Pi x kare arkadaşlar. Eğer o hem kiriş hem teğet olan uzunluğu verirse küçüğe göre teğet, büyüğe göre kiriş olan bu uzunluğu verirse iki parçaya bölünür teğet noktası tarafından. Bu bir parçanın karesi kadar pi bize tüm halka alanını verir arkadaşlar. Eğer halkanın bizden belli bir parçası istenirse arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Şöyle. Tamamı değil de halkanın şu alfa derecelik parçası istendi bizden. Biz buradaki taralı alan arkadaşlar hani tüm halkanın alanını H ile gösteriyordum ya. Şu alan hepsini H'la. Şurası H. Buradaki taralı alan arkadaşlar halka alfa yani alfa derecelik halka. Nasıl D alfa ile gösteriyordum daire dilimini. Bu da halka dilimi. Tüm halka alanının pi R2 kare eksi R1 karenin alfa bölü 360'ı kadardır arkadaşlar. Nerede? Şurada. Halka parçasının alanı arkadaşlar. Ha hocam eğer burada şu uzunluğu çizerse yine mesela x'e x diyoruz ya şuralar arkadaşlar. Buradaki taralı alan ikinci bir yöntem olarak px karenin alfa bölü hani şurada tüm halka alanı veriyor ya zaten bize. Px karenin alfa bölü 360'ı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yazayım. Şurası halka demekti ya. Halkanın alfa bölü 360'ı kadar diyebilirsiniz. Burada enteresan bir yöntem var. Hemen onu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi eğer şu yay uzunluğunu verirse bize. Ne oldu lan? Vallahi istemeden garip şeyler yaptım. Boyadım ha. Orayı nasıl boyadım ben ya? Şurayı bilmeden boyadım. Silmeye çalışıyorum gençler. İstesem yapamam. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Şöyle. Tamam. Şimdi eğer bize burada arkadaşlar şu yayın uzunluğunu verirse diyelim ki A olsun. Sonra şu yayın uzunluğunu verirse diyelim ki B olsun. Şurada C. Buradaki taralı alan yamuk alanına benzemiş olur. Alternatif bir yöntem yamuk alanı gibi üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde de bulunabilir. Tabii çok nadiren özel soru yapmak istediği zaman bunu kullanır arkadaşlar. Aklınızda olsun. Güzel oldu da istediğimin dışında şeyler oluyor yani. Kontrol bende olmayınca kızıyorum ha. Evet. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar. 5 4 3 2 böyle durunca da çok göbekli çıkıyorum ha. 1 0 aslında tığ gibi adamım ekran şişman gösteriyor. Hemen yeni bir sayfa. Halkayla ilgili de tabii ki ara özelliklerimiz var. Arkadaşlar. Hemen onlara geçelim. Nedir o ara özellikler?
Ah, o aracelikler yok mu? Hep konuları zorlaştıran bunlar, değil mi? Yine mesela dairede alanda olduğu gibi halkada da iki farklı halka parçası. Alfa derecelik bir halka şurası. Beta derecelik bir halka da şurası. İsimlendireyim bunları. Şura S1 olsun. Burada S2 olsun. Bu S1'in S2'ye oranı yine alfa bölü beta. Arkadaşlar. Ya da S1 artı S2 dediğimiz alan yine tüm halkanın alfa artı betalık kısmı. Ya da S1 eksi S2 dediği zaman tüm halkanın alfa eksi betalık kısmı. Yani halka alanı hani pi r2 kare eksi r1 kareydi ya, onun alfa artı beta bölü 360'ı, alfa eksi beta bölü 360'ı arkadaşlar şeklindedir. Diğer biraz ara özellik. Yine iç içe iki daire olduğunda o A, B, C, D olsun. Şu alan S1, şu alanda S2 olmak üzere. Burada arkadaşlar aynı üçgende benzerlikte olduğu gibi parça bölü tamamı benzerlik oranı OA bölü OC oranının karesi. Yani yarıçaplar oranının karesi size küçük daire dilimi bölü büyük daire dilimi, S2 değil, S1 artı S2 oranını verir. Küçük bölü büyük oranını verir. Bu da yine üçgende benzerlikte ve alanda olan bir şeydi. Oraya benzettik. Hatta biraz daha üçgene benzetebiliriz. Mesela şöyle bir şey katabiliriz. Üçgende şöyle bir özellik vardı. Onu şurada göstereyim. Bir üçgende yan kenarları eşit bölerek paralellersinirse bu alanlar S, 3S, 5S, 7S vesaire diye devam ediyordu. Aynı şey dairede de olur. Şöyle bir daire. Dışına bir daire. Bunun dışına bir daire. Eğer yarıçap şöyle eşit eşit bölerek büyüyorsa, eşit eşit büyüyorsa arkadaşlar, burada oluşan alanlarla ilgili şura S, şura 3S, şura 5S vesaire diye devam eder arkadaşlar. Aynı şurada olduğu gibi. Hatta burada şu yay uzunlukları da arkadaşlar, şurası X, şu yayın uzunluğu 2x, şu yayın uzunluğu 3x şeklinde devam eder. Ölçü değil ha, uzunluk. Ölçüsü ayrıdır yoksa bu yayların hepsinin. Çünkü hepsini aynı merkez açı görüyor. Hemen ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için çekiliyorum aradan. Ekran resmi alabilirler. 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz arkadaşlar. Tahtayı temizliyorum. Şöyle gitsin. Tahtayı temizleyelim. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Paralel alan nedir? Direkt halka alanı büyük eksi küçük şeklinde yapıyorduk bunu. Hemen paralel alan yani tüm halkanın alanı pi r kare büyüğün yarıçapı 9 arkadaşlar. Eksi pi küçüğün yarıçapı 3. Buradan 81 pi eksi 9 pi aradığımız halka alanı 72 pi'dir arkadaşlar diyebiliriz. Hemen başka bir örnek. A, B, O, C, D olsun. Şurada T, şurada K, L olsun. Tamam mı? Ve açık sarartalım ortalığı. Şuradaki taralı alan arkadaşlar
ne olsun? 8 pi olsun. İse KL uzunluğu nedir? Hemen çözüme geçelim. Arkadaşlar buradaki taralı alan halkanın yarısı, 180 derecelik halka. Yani halka bölü 2. Doğru mudur? Normalde şu kirişi çizdiği zaman hatırlarsanız burayı x'e x bölüyordu ve tüm halkanın alanı pi x kare oluyordu. O halde buradaki taralı alan yarım halka olduğu için pi x kare bölü 2'dir. Neye eşitmiş? 8 pi'ye. Bir defa şu pi'ler gitsin. Buradan x kare bölü 2 eşittir 8, x eşittir 16. Doğru mu? Pardon, x kare 16, özür. X eşittir 4. X 4 ise burada 4, burada 4. Dolayısıyla KL uzunluğu 8 birimdir diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu kirişi iki parçaya bölüyorduk. Pi x kare tüm halkanın alanı oluyordu arkadaşlar. Kirişin yarısı. Pi x kare tüm halkanın alanıydı. Bize yarım halkayla ilgili soru sormuş. Biz de ona göre işlem yaptık. Hemen başka bir örnek. Şöyle yapalım. Nerede kalemimiz? Şuradan seçelim. Örneğimiz şu şekilde olsun arkadaşlar. Şura 6. Şurası 4. O, A, B, C, D. Ve şuradaki taralarını sorsun. Açımızda ne olsun? Dur bakayım. ...30 derece olsun. Bu alan arkadaşlar, buradaki taralı alan halkanın 30 derecesi. Yani pi R2 kare eksi R1 kare tüm halkanın alanı 30 bölü 360'ı. O halde aradığımız taralı alan pi büyüğün yarıçapı 10. Onun karesi eksi küçüğün yarıçapı 6. 6'nın karesi çarpı 30 bölü 360. Şununla şunu sadeleştirirsem 1 bölü 12 kalır burada. İşlemime devam ediyorum arkadaşlar. Taralı alan pi çarpı 100 eksi 36'dan 64 çarpı 1 bölü 12. 12 ile de 64 yine 4 ile sadeleşirlerse arkadaşlar aradığımız alan 64'ü 4'e böldüm 16 pi, 12'yi 4'e böldüm bölü 3. Aradığımız taralı kısmın alanı budur. Yine ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar zaman veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz arkadaşlar. Evet, bugünlük burada noktalayacağım arkadaşlar. Konuyu güzelce bir tekrar edin haftaya kadar. Haftaya genel dairenin çevresi ve alanı ile ilgili örnekler yapacağız, çözeceğiz arkadaşlar. Bunlar hani kavramalık örnekler. Biraz daha örnekleri zorlaştıracağız da açık söylüyorum. O yüzden tekrar etmeniz şart. Şunu söyleyeyim, dün itibariyle arkadaşlar ABC Anadolu Fen Lisesi, Anadolu ve Fen Lisesi YouTube sayfasından ders anlattığım videoları yüklenmeye başladı. Hani videoların yüklenmeye başlaması dün oldu. Yani bu ilk haftadan beri anlatılan dersler gününe göre yükleniyor. İlk hafta salı günü anlatılanlar, çarşamba anlatılanlar, perşembe anlatılanlar şeklinde. Ha, 23 Mart'tan beri ki. Oradan da tekrar dersleri dinleyip istediğiniz gibi durdur, geri sar, ileri al şeklinde izleyebilirsiniz. Bu derste yüklenecek. Ama biraz daha yüklenmesi sürecek bunun. İlk hafta itibariyle yüklenecek dediğim gibi. ABC Anadolu ve Fen Lisesi sayfası. YouTube'da arkadaşlar bakarsanız eğer. Oradan ders videoları yüklenmeye başlandı. Hoca ismi ve sınıf yazıyor yanında. O şekilde
Tabii isterseniz farklı sınıf videolarını da 9-10'da izleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Zaman ayırabilmenizle alakalı bir şey. Oradan da videolarımızı izleyeceksiniz. Videolar YouTube'da paylaşılacağı için arkadaşlar telefon numarası veremiyorum. WhatsApp'tan soru göndermeniz adına. Ama evde kendi çalışan, soru soran arkadaşlar için bize göndermek üzere ulaşmak isterseniz hepiniz biliyorsunuz az çok sosyal medya hesabımızı. Instagram üzerinden falan ulaşın. İsterseniz telefon numaramı veririm. WhatsApp'tan atarsınız. İster oradan gönderirsiniz. Zaten hemen hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum sosyal medya hesabımızı arkadaşlar. Oradan ulaşın. Sorularınız elinizde çözülmemiş olarak kalmasın. Online etütlerde alıyorsunuz zaten ama ola ki yetişmiyordur ya da size sıra gelmiyordur vesaire. Ben bu zor süreçte elimizden gelecek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bitene kadar. Dediğim gibi sosyal medyadan ulaşırsanız numaramı da veririm ya da sorunuzu oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bilmeyen yoktur herhalde zaten sosyal medya hesabımızı. Gerçi Ankara öğrencilerimiz falan bizi daha yeni tanıyorlar. İsmim Ufuk Uzun, ilk derste söylemiştim. FKZN05 arkadaşlar. Fatsa, Kastamonu, Zonguldak, Niğde 05 şeklinde aratırsanız Instagram'dan bulursunuz. Oradan ulaşın, kendinizi tanıtın, gerisini hallederiz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Büyüklerinizi uyarın. Hijyeninize, beslenmenize her türlü dikkat edin arkadaşlar. İnşallah bu günler bitecek. Akşam da yine 20.30'da müzik canlı yayını